Ben onu anlamak zorundayım. Dahası ben ona hak vermek zorundayım. O ne yaparsa yapsın ben onun adına mantıklı bir açıklama bulup susmak zorundayım. Ama o beni dinlemesin değil mi? Ben buraları çok gördüm geçtim. Artık yok öyle. Hatta madem öyle işte böyle. Ay ne essin ne estin be. Ne olacak peki? Yine soğuk rüzgarlar, tribal enfeksiyonlar. Sen bir de şimdi mankenliğe başlayınca nasıl toparlanacaksınız acaba siz? Yiğit Bey ne demek istediğimi görecek, beni anlayacak, biz de düzeleceğiz. Bu sefer peşinden koşmayacağım onu. Akışına bırakacağım. O işlerle ilgili nasıl akışa bıraktı, ben de onu bırakacağım. Bırak, bırak. Aferin. Şey, ben kalkayım. Siz konuşursunuz. Konuşun. Sakin. Relax. Tamam mı? Yani bir elini yüzünü yıkayıp bir elmasla konuşup kendine gelemedin hala değil mi? Ben ne yaptım, ne halt ediyorum diyemedin değil mi? Sen de bir nefes alıp şöyle klasik Yiğit Kozan gibi bir arabayla agresif böyle bir iki üç tur atıp bir düşünüp sakinleşip kendine gelemedin. Ben kendimi haklıyken nasıl haksız duruma düşürüyorum bile diyemedin. Al. Al bak kendi ağzınla söylüyorsun. Haklı olduğumu kendi ağzınla itiraf ediyorsun. Evet. Evet senden sakladığım için haklıydın. Ta ki ağzını açana kadar. Heh, aynen. Aynen böyle devam et. Aferin sana. Aynen böyle devam et. Aynen devam eden sensin. İlk günden beri senin istemediğin bir şey yaptığımda... Tamam. Hadi hata olsun. Her hata yaptığımda beni dinlemek, beni anlamaya çalışmak dışında her şeyi yapan sensin. Anladım ben seni. Hiç merak etme. Seni anladım. Anlamıyordum ama bu sefer demek istediğini anladım. Hem zaten sen kendini anlayanı bulmuşsun. Bak şunu yine yapma. Yine dönüp dolaşıp meseleyi Fatih'e kilitleme. Bak çok fena olacak. Ben meseleyi kilitleyeceğim yeri çok iyi biliyorum da. Bak sana tane tane son kez soruyorum. Borcunu ödemek için o işi yapmaya kararlı mısın? O iş. Pes artık Yiğit ya. Ya bu kadar kötü bir şey mi? Birkaç reklam filmi için çekime gitmek, belki birkaç afiş için poz vermek. Ya adını bile anamayacağın kadar kötü bir şey mi yaptım ben? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bir soru sordum, cevabını ver. Kararlı mısın, değil misin? Evet. Kararımı verdim. Yapacağım. Borcumu kapatana kadar ek iş olarak mankenlik yapacağım. Ben neyin bedelini ödediğimi çok iyi biliyorum. Ya sen? Ne diyorsun sen ya? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Açık açık söylüyorum sana. Ben bir bedel ödüyorum. Sen de ödersin. Ya şuna bak ya. Ya laflara bak ya. Laflara bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Sen resmen beni tehdit ediyorsun ya. Resmen tehdit ediyorsun sen beni.